MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'li bazı isimlerin Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu açıklaması ile ilgili tartışmalar vardı. Bunlar kendi öz iradeleriyle Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyecek ölçüde akılları rehinlidir dedi. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin adaylık konusunda ihtilafa düştüğünü söyledi. MHP'nin kadrolaştığı iddialarına tepki gösterdi. Hani ittifak yoktu? Hani birlikte değillerdi? Bal gibi, buz gibi CHP, HDP, İP ortaktır. Ne var ki kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf yaratmıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adaylık tartışmasının HDP'nin Millet İttifakı'na dahil olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. CHP'yi adayı kendileri belirleyemeyecek kadar iradeleri rehinli sözleriyle eleştirdi. CHP'li bir genel başkan yardımcısının Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur demesi, adaylık düşü kuran İP Başkanı'nı HDP'nin müdahalesi olmadan aday belirlenmez diyen bölücü zihniyeti telaşlandırmıştır. Bunlar kendi öz iradeleriyle Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyecek ölçüde akılları ve iradeleri rehinlidir. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MHP kadrolaşıyor iddiası vardı. Ey Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum. İddialarınla ilgili şayet bir bildiğin, bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağababasısın. Bizimle gönül bağı bulunan bir kardeşimizin hakkı olmayan bir göreve yükseltilmesiyle ilgili en küçük bilgi ve belgen var da deşifre etmiyorsan müfterinin en önde gidenisin. Bahçeli CHP sözcülerinin KHK ile ihraç edilenlerin dosyalarını yeniden açacağız açıklamalarına da tepki gösterdi. CHP sözde OAL mağdurlarını devamlı istismarla vakit geçirmektedir. Bizim gerçek mağdurlara diyecek bir sözümüz yoktur. Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Pensilvanya'da terör inleri dağıtılmalı, FETÖ ile başı Türkiye'ye getirilmeli dedi. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse Fethullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir.